Merhaba, adım Tülay Yörümezoğlu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları mezunuyum. Son bir yıldır BBO'da seminer öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle farklı bir ebru çalışması yapacağız. Bunun için de PBO'nun seramik boyalarını kullanacağız. İlk önce şu şekilde birinci pişirimi yapılmış bisküvit objeye ebru yapacağız. Ben sırsız bisküvimi daha önceden PBO seramik boyalarının yardımcı malzemelerinden olan gözenek tıkayıcı ile bir kat boyadım. Şimdi buna uygulamamı yapacağım. Uygulamamı yapmadan önce bize neler gerekli olduğundan bahsedeceğim. Objemin büyüklüğünü alacak kadar, yani yüksekliğini alacak kadar suyla dolu bir kova. Normal bildiğimiz çeşme suyu kullanıyoruz bunun için. Eldiven, ellerimin temizliği açısından. Bir de PBO'nun seramik boyalarını kullanacağım. Ben kendi zevkime uygun seçtiğim renklerden bir tanesini bir kürdan yardımıyla çok fazla almadan suyun yüzeyine serpiyorum. Yalnız biraz hızlı hareket etmem gerekiyor çünkü suyun yüzeyinde boya donabiliyor. Hafif bir miktar karıştırdıktan sonra suyumun üzerine renklerimden birer parça atacağım. Eğer renklerim açılmıyorsa kendi nefesimi kullanarak birer parça renkleri birbirine uyum sağlaması açısından yönlendireceğim. Normal ebrudaki gibi desenleme yapma şansına sahip değilim. Ancak boyaların yönlerini havayla ya da nefesimle hareket ettirebilirim. Bir parça nefesimi kullanarak renklere yön vereceğim. Hemen bir parça eldivenim elime takıyorum. Şöyle bisküvimi içinden şöyle elim avucumu açarak sıkıştırıyorum objeyi. Bütün objeyi alacak kadar, dibe kadar ister dik, ister çapraz, nasıl istiyorsanız objemi daldırıyorum. Yalnız içine gitmemesine özellikle özen gösteriyorum. Kenarlarına kadar alıyorum. Şu şekilde uygulamamı sonlandırıyorum. Şöyle göstereyim. Hangi renkleri kullandığımı aklımda tutarak, çünkü kapağı kaldı, kapağını da uygulamak istiyorum. Önce zeminde kalan renkleri temizliyorum bir kağıt yardımıyla. Suyun yüzeyinde kalan renkleri ikinci kere kullanamıyorum çünkü donduğu için obje çekmeyebiliyor. Tekrar aynı renkleri atıyorum. Bu sefer daha küçük bir şey yapacağım için çok fazla renk de almıyorum. Eğer renklerin tonlarını iyi ayarlarsanız sıcakları sıcaklarla, soğukları soğuklarla çok güzel renk tonları oluşturabiliyorsunuz. Çok serbest bir çalışma olduğu için kolaylıkla uygulanabiliyor. Yine nefesim yardımıyla yönlendiriyorum. Siz isterseniz kapağınızı farklı olduğu için tek renk de yapabilirsiniz ama ben uyum sağlasın istiyorum. O yüzden yine aynı şekilde aynı renklerle şu şekilde objemi sonlandırıyorum. Seramik boyalarımız parlak olduğu için daha sonradan vernik yapmanıza gerek kalmayacaktır. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle kolay gelsin diyorum. Merhabalar. Şimdi sizlerle farklı bir ebru çalışması yapacağız. Bunun için de obje olarak mum kullanacağız. Ben şu şekilde mum ebrusu için bu kalınlıkta bir mum seçtim. Daha önceden hazırlamış olduğum teknenin boyuna göre ölçüyorum. Mumun yüksekliği suyu kaldırıyor. Çünkü mumun tamamını suyun içine daldıracağım. Suyumun yüksekliğini kontrol ediyorum. Mumum alıyor mu, almıyor mu diye. Şu şekilde mum ebrusunu yapabilmek için daha önceden
seçmiş olduğum renklerden suyun yüzeyine serperek yavaşça uygulamaya başlıyorum. Mumum çok kalın olmadığı için, yüzeyi alan olarak geniş olmadığı için çok fazla boya serpmiyorum. Şu şekilde boyaları serpiyorum. Yine nefesim yardımıyla boyalara şekil vereceğim. Daha doğrusu şekil vermek biraz zor oluyor ama sadece renkleri birbirine uyum sağlamasını kolaylaştırıyorum. Yine ellerim kirlenmesin diye eldivenimi giyiyorum. Mumun fitilinden tutarak çok böyle sağlam bir şekilde tutuyorum. Çünkü çapraz olarak çevireceğim mumumu. Siz isterseniz yatayda çevirebilirsiniz, direkt de batırabilirsiniz, çapraz da çevirebilirsiniz. Ama ben dalga hareketi olsun istediğim için çapraz bir şekilde mumu 360 derece döndürerek suyun içine tamamen batırıyorum. Şu şekilde görüldüğü gibi seramik ebrusuyla yapmış olduğum mum objemi sonlandırmış bulunmaktayım. Pebeo'nun seramik boyaları çok parlak renklere sahip olduğundan dolayı tekrar vernik yapmanıza gerek yoktur. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle kolay gelsin diliyorum. Merhabalar. Bu çalışmamızda sizlerle birlikte sırlanmış bir karo üzerine seramik ebru uygulaması yapacağız. Bunun için şu şekilde bir seramik kullanacağız. Yine kullandığım objenin genişliğini alacak kadar, derinliğini alacak kadar bir küvet kullanacağım. Öncelikle seramik boyalarımdan kendi seçtiğim renkleri zeminime atmak suretiyle uygulamaya başlıyorum. Yine birbirine uygun renkler kullanıyorum. Şu şekilde çok fazla renk atmak da istemiyorum. Çok karışmasın diye. Yine nefesim yardımıyla renklerime yön veriyorum. Tekrar eldiven giyerek, bu sefer iki elime de eldiven alıyorum. Çünkü karom biraz büyük olduğu için çift taraflı tek elle tutmam zor olacaktır. Şu şekilde daha önceden yüzeyini temizlediğim seramik karomu direkt suyun yüzeyine boya yatay gelecek şekilde suyun içine girecek kadar daldırıyorum. Şu şekilde kaldırıyorum. Bu şekilde uygulamamın kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra seramik boyalarını tekrar vernik yapmanıza gerek yoktur. Ben bu uygulamayı düz seramik karoya yaptım ama siz farklı şekillerde denebileceğiniz sırlı seramiklere de bu uygulamayı yapabilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle şimdiden kolay gelsin diliyorum. Pebeo Marbling ebru boyalarıyla ve Pebeo seramik boyalarıyla farklı şekillerde ebrular yaptık. Bu farklı ebruları farklı objeler üzerinde deneyerek çeşitli renkli ürünler ortaya çıkardık. Sizlerin de böyle güzel renkli ürünler çıkararak hayatınıza renkli ebrular katacağınızı ümit ediyor. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.